Sevgili çocuklar merhaba. Ben Serdal öğretmen. 1. sınıf hayat bilgisi dersi. Konumuz gökyüzü gözlemleri, mevsimlerin özellikleri, mevsimlere göre değişim ve konu çalışma sorularını birlikte yanıtlayacağız. 1. soru okuyorum hemen. Gündüzlerin kısa, gecelerin uzun, havanın oldukça soğuk olduğu mevsim aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, ilkbahar değil, sonbahar değil, havanın oldukça soğuk, buradaki bizim anahtar kelimemiz, havanın oldukça soğuk olduğu mevsim, kış mevsimi. İkinci sorumuz şu şekilde, bir yılda aşağıdaki mevsimlerden hangileri vardır? Biliyorsunuz bir yılda 4 mevsim vardı, kış ve yaz eksik kalmışsınız. Kış, ilkbahar, yaz hala eksiksiniz. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar işte şimdi tam oldu. 1, 2, 3, bir yılda 4 mevsim vardır. Ve doğru yanıtımız C seçeneği çocuklar. Üçüncü etkinlik, dünya ısısını ve ışığını nereden alır? Çocuklar biliyorsunuz güneş bizim hem ısı hem ışık kaynağımızdı. Bu yüzden doğru yanıt B seçeneği. Dördüncü soruyu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi gece gökyüzünde görülmez? Gece gökyüzünde ayı görürüz, yıldızları görürüz ama güneşi göremediğimiz için zaten gece olmuştur. Güneş başka yerlere gitmiştir. Bu yüzden gece gökyüzünde görülmeyen güneştir. A seçeneği doğru yanıt. Beşinci soruyu okuyorum. Aşağıdaki gök cisimlerinden en büyüğü hangisidir? Çocuklar konu anlatımı sırasında hatırlayacaksınızdır mutlaka. Ay en küçüğüydü, dünya küçüktü ama aydan büyüktü. Güneş ise en büyüğünü sorduğu için bize en büyüğü ise bu gök cisimlerinin en büyüğü güneştir. Aşağıdaki giysilerden hangisini kışın kullanmayız? Kışın havalar çok soğuk olur. Soğuk olunca mevsime göre giyinmeye başlarız. Şort giymeyiz. Şortu ne zaman giyiyoruz? Yaz, bazen ilkbaharın sonları. Ceket giyebiliriz. Evet, eldiven giyeriz ama şort yaz ve ilkbaharın sonlarına doğru giydiğimiz bir giysidir. Doğru yanıt A seçeneği çocuklar. Yedinci soru, sonbahar mevsiminin diğer adı nedir? Bunu da bilmemizde fayda var çocuklar. Yaz değil, kış değil, sonbaharın diğer adı güzdür. Yani sonbahar mevsimi, güz mevsimi. Şöyle bir de yazayım, aklınızda iyice kalsın. Sonbahar, güz. İkisi aynı anlama geliyor. Doğru yanıt C seçeneği. Sekizinci soruyu okuyorum. Kayak yapan birisi hangi mevsimi yaşıyordur? Kayak yaptığına göre kar var. Peki kar ne zaman yağar? Kışın havalar soğuduğu için yağar. Yazın kayak yapamıyoruz. İlkbaharda da öyle ama kışın kar yağdığı için kayak yapabiliriz ve bu kişi kış mevsimindedir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği, güneş aydan büyüktür. Kesinlikle doğru. Güneş dünyadan büyüktür. Kesinlikle doğru. Ay dünyadan büyüktür. Hayır çocuklar, ay dünyadan küçüktür. Yanlış olan seçeneğimiz C seçeneği. 10. etkinlik, 10. soru.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Eksi olan bir şeyi arıyoruz. A seçeneği. Havalar soğudu, kar yağdı, kış. Doğru. Ağaçlar çiçek açtı, ilkbahar mevsiminde. Doğru. Ağaçların yaprakları sarardı. Ağaçların yaprakları ne zaman sararıyordu çocuklar? Hemen üstünü çizdim. Sonbaharda. Sonbahar diye yazalım. Sonbaharda ağaçların yaprakları sararıyor ve bu yüzden yanlış olan seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi gündüz gökyüzünde görülmez? Çocuklar, güneş gündüz dünyamızı aydınlattığı için zaten güneş dünyamızı aydınlattığı için gündüz olmuştur. Bu yüzden görürüz. Bulutlu bir hava olduğu zaman gündüz bulutları da görebiliriz. Ama ayı ne zaman görüyoruz? Gece görüyoruz. Bu yüzden doğru yanıtımız B seçeneği. Aşağıdaki bitkilerden hangisi kış mevsiminde yetişmez? Şöyle bir yediğiniz içtiğiniz şeyleri düşünün çocuklar. Kış mevsiminde neler yiyorsunuz? Lahana sarması yersiniz. Karpuz düşünelim. Kestane tabii ki onu da yeriz. Ama karpuzu biz ne zaman yiyoruz? Yaz mevsiminde yiyoruz. Kış mevsiminde yetişmeyen karpuzdur. Çünkü biz karpuzu yazın yiyoruz. 13. soru. Ağaç yaprakları hangi mevsimde dökülür? Biraz önceki soru, 10. soruda bunu aslında yanıtlamıştık. İlkbaharda yapraklar yeşerir. Yazın o ağaçların çiçekleri meyve olur, olgunlaşır. Ama sonbaharda ağaç yaprakları dökülür. Bu yüzden doğru seçeneğimiz çocuklar C. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eksi olan bir ifadeyi arıyoruz ve A seçeneğini okuyarak başlayalım. Yazın hava çok sıcak olur. Doğru, hele Adana çok sıcak. İlkbaharda ağaçlar yapraklarını döker. İlkbaharda mı dökerdi? Hayır. Ne zaman dökerdi? Sonbaharda. Sonbaharda döker. Eksi. Kışın gündüzler kısa, geceler uzun olur. Doğru. Yanlış olan ifade B seçeneği çocuklar. 15. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsimi ile ilgilidir? Mont kış mevsimi ile ilgili, kar kış mevsimi ile ilgili ama denize gitmek, denize girmek bunlar hepsi hangi mevsimle ilgili? Yaz mevsimi ile ilgili. O yüzden 15. sorunun yanıtı B sevgili çocuklarım. Şimdi konuyla ilgili sorular bitti ama siz mutlaka tekrarlarınızı yapın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın çocuklar.